Peki siz bu hadis-i şerifleri kabul etmediniz Mustafa Karatoş Hoca. Geçiyorum hepsini. O hadis-i şerife şöyle dediniz, bu hadis-i şerife böyle dediniz. Siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala "Ve nafi fi buyutikunna" diye peygamberin hanımlarını emretmedi mi? Ki bütün ümmete örnektir onlar. Evinizde oturacaksınız emirdir bu. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Siz evden mi program yapıyorsunuz? Yok. Yanındaki kadın o hocaya, o cahil, zahide denilen bilmiyor dini konular. Dedim ya yetişemiyor, gitmiş o konulara girmiş. O cahil bilmiyor sen hocasın ya. Gidip onun lafıyla bir ehli sünnet kardeşimiz orada hadis-i anlatıyor. Ona ver yansın yapıyorsun. E, Kur'an-ı Kerim'in ayeti bu. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ ayrıyetten yanındaki kadın açık. O ayetleri niye hiç ona okumuyorsun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir de şunu söylüyor. He. Resul-i Ekrem zamanında diyor erkeklerle kadınlar aynı yerde namaz kılıyordu. Aynı yerde kılıyordu nasıl kılıyordu? Açık mı geliyorlardı? Seçik mi geliyorlardı? Nasıl geliyorlardı? Hepsinin üzerinde çarşaf var. O zaman üst kat yok ki üst kata çıkartsınlar. Nasıl yapacaklar yani? Erkekler önde, ortada çocuklar, en arkada kadınlar diyor. O kadınları namaza çağırırken ayeti kerime ne diyor? Yaşlanmış, artık erkek ihtiyacından düşmüş olan kadınlar. Onlar üst elbiselerini çıkartabilirler. Üst elbiselerini. Ama o yaşa gelmiş olmalıyla birlikte zinet kullanmayacaklar diyor süs kullanmayacaklar. Bak erkek önde arkasında çocuklar onun arkasında kadınlar. Böyle olduğu halde yaşlı ninelerimiz, teyzelerimiz cemaate geldikleri zaman çarşafsız gelebiliyorlar ama süslenmeyecekler. O yaşta senin yanındaki kadın başı açık, saçı açık, saçını boyamış, zinet yok diyor ayet. Saçını boyamış, Dudağını boyamış, yüzünü boyamış. Sen tek kelime etme. O konuda hiçbir şey söyleme. Kalk hadisi şerifi güzel bir şekilde anlatan kardeşimize ver yansın diye söyle. Sonra neymiş? işte onun da sakalı uzun diye diyor. Benden iyi hoca görüyorlar ama diyor. Laflar böyle. E sen de uzat sakal. Çıkmıyor mu sakalın? <laughs> Madem hoca görmüyorlar seni. Sen de uzatıver ne olacak? İşte, işte yani. Hani bu programda diyor ki 9 tane hadis kitabımız var diyor bizim sağlam. Sen onları da kabul etmiyorsun ki. Hadis kitabını da bir kenarıya koydum. Vakarne fihi buyutikun ayet bu ya. Evlerinizde oturun diye ayet. Ayeti de mi inkar edeceksiniz? Nasıl konuşacaksın? Tamam zahiden istediği gibi konuşmaya çalışıyorsun ama <laughs> bunları ne yapacaksın yani? Bu ayetleri nesk edildi mi diyeceksin yani? Ya da bu ayet yeni mi indi? Velhasıl, velhasıl <laughs> bu tip insanlar İslam'ı hakkıyla anlatmaktan çok uzaktalar. Fakat dediğimiz gibi ne yapıyor insanlarımız? Hoşuna gidiyor diye orasından alıyor, burasından alıyor. Hiç demiyor ya bu adam yanına açık bir kadını almış. Bu adam dinle bağlı olsa bu kadınla program yapmaz ya. Demiyor kimse yani. Yine onu seyrediyor. Onun peşinden gidiyor.